Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Gazi Mausa Can Bulat Özgürlük Ortaokulu'ndaki ısınma sorununa dikkat çekmek amacıyla eylem yaptı. Sendika okulun bahçesinde devlet okullarını ve çocuklarımızı sahipsiz bırakmayacağız yazılı pankart açarken öğrenciler de eyleme katılarak sınıflarda polar ve battaniyelere sarıldı. Tahtaya ve kağıtlara üşüdüklerini belirten cümleler yazdı. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Tahir Gökçebel eylem sırasında yaptığı açıklamada devlet okullarına sahip çıkacakları yönünde yaptıkları açıklamalara değinerek bunu gerçekleştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Bugün realitede okullara bütçe ayrıldığını, eğitimde bütçe artırıldığını söylüyor sayın bakanlarımız. Gelmiş geçmiş hükümetler aynı hatayı yaparak buna devam ediyor. Oysa bugün ben soruyorum, Eğitim Bakanı'na soruyorum, hükümet yetkililerine soruyorum. Okullara tek tek bütçe ayrılmış mıdır? Tek kuruş bütçe okullara ayrılmamıştır. Okul Aile Birliği Başkanımız buralardadır. Kendisine de sorulmasını talep ediyorum. Okul idareleri ve aile birlikleri para bulmak için dilenmektedir. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Eğitim Sekreteri Zühre Özkaraman da hazırladıkları basın açıklamasını okudu. Burada özellikle de vurgulamak istiyorum bir cümleyle. Ders kesimi yapılmadan yapıldı böyle. Bu çok önemlidir. Çünkü biz görevimizin başındayız. Bunu özellikle de vurgulamak istiyorum cümle olarak. Öğretmenlik dışarıdan bakıldığında rahat ve sorunsuz bir meslek olarak bilinir. Öğretmenlerin hiç sorunsuz derslerine girip çıktığı, herhangi bir pürüzle karşılaşmadığı sanılır. Oysa ki durumun öyle olmadığı, bu mesleğin çok zor koşullar altında yürütüldüğü, işin içine girenler ve özellikle de öğretmen aileleri tarafından da iyi bilinmektedir. Öğretmen, eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütürken elbette sorunlarla karşılaşacak ve bu sorunların üstesinden gelmek için var gücüyle mücadele edecektir.